Serginin adı Füg. Psikiyatrik bir tanı olan disosyatif fügden geliyor. Disosyasyon ya da disosyatif kelimesini kullanmak istemedim çünkü fazla mesleki terminolojiye ait. Fakat füg öte yandan kelime olarak da bana çok umudu ve neşeli bir durumu çağrıştırdığı için onu tercih ettim. Bu ne demek? Bir şeyde savunma mekanizmasının adı aslında. Kişi özellikle bütün savunma mekanizmaları gibi çocuklukta ediniliyor. Bakıcılara karşı özellikle bakıcısından şiddet gören, taciz gören çocukların karşılık verme ya da kaçma olanakları olmadığında ister istemez tahammül edemedikleri ana karşı yarattıkları alternatif bir alan, alternatif bir bellek. Dolayısıyla çocuk büyüdükçe olgun savunmalar geliştirmek yerine bunu bir örüntü haline getirebiliyor ve tetiklendiği zaman yetişkinlikte bu durum kendini gösterebiliyor. Nasıl gösteriyor? Bellek yitimi gibi, kendi benliğinden uçup gitmek gibi, başka kimliklere bürünmek gibi, hani çok uç durumlarda başka kişiliklere bürünmek gibi. Fügü şöyle düşündüm, yani sadece kişisel olarak değil fakat toplumsal olarak da genellikle çok şiddetin özümsendiği, artık neredeyse içselleştirildiği bir coğrafyada yaşıyoruz. Hatta tarih boyu bu böyle. Ve bana kalırsa bir genel olarak, toplumsal olarak da bir savunma mekanizması olarak kullanılıyor bu füg. Yani bir bellek yerine gerçekten yaşanmış bellekle yüzleşmek, onu kabul etmek ve dolayısıyla hani şeyini yaşamak, iyileşmesini yaşamak yerine alternatif bir bellek oluşturmak. Mesela olmuş bir olaya karşı alternatif bir tarih yazmak ve onu kabul etmek. Füg benim için bu anlama geliyordu. Mekan tasarımı da şöyle, aslında çok bir fikirle, düşünceli ya da duyguyla başlıyorum. Esinlendiğim bir durum var ya da bir fenomen var. Onunla başlıyorum ve onun izini sürmeye devam ediyorum. Dolayısıyla ilk çıkışlar hiçbir zaman olduğu yerde kalmıyor. Mesela sergi alanı aslında ilk başta bir labirentti. Neden labirent? Çünkü labirent hem içeriği hem dışarıyı oldukça iyi anlatan metaforik bir özelliğe sahip. Ben de işte Füg'de bahsettiğim gibi, yani içeriye hapsolma, belleğe hapsolma ve gerçekten uzaklaşma, zamandan uzaklaşma durumunu iyi anlatabileceğini düşündüğüm için bir labirent fikrinden hareket ettim. Fakat elemanlar elene elene bugünkü halini aldı sergi. Sonuçta sergiyi iki alana böldüm, içerisi ve dışarısı. Ve o ikisi arasındaki kaçınılmaz ilişki. Tabii bir de arafta kalan işler var. Sergiyi yönlendirme yapan işler var. Bizi karşılayan şey gibi, ayaklar gibi. Serginin şöyle bir özelliği var benim istediğimde izleyiciyle etkileşim olarak. İzleyici bir duvarla karşılaşıyor ama bir davetle de karşılaşıyor aynı zamanda. O davetin izlerini takip edip etmemek, içeriye girip girmemek ona kalmış. Yani ben bu gönüllü bir yolculuk olsun ve gönüllü bir etkileşim olsun istiyorum. Ve izleyici kendi performatif alanında bu ikilik, çatışma, içerisi dışarısı çelişkisi ya da ikilemini kendisi yaşasın, deneyimlesin istiyorum.